Herkese selamlar dostlar. 22 ve 23 Ağustos 2023 dünya tahminleriyle hepinize selamlar. Bu videoda YouTube serisinde güzel bir rolling serisi başlatmak isterim. E, 23'ünde bir tane mücadelem var. 1.50 gibi orandan bir rolling başlatacağım. 250 TL başlayacağız. Detayları birazdan anlatacağım sizlere de. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarla bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Molde ile Galatasaray. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Benim skor beklentim 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti çıkabilir. Molde'de Norveç'te oynanacak karşılaşma. Zorlu biraz. Bakalım birazdan maç içinde bahsedeceğim zaten. West Ham Chelsea mücadelesi vardı. O maçı da West Ham 3-1 kazandı. Fenerbahçe'm isimli kanal yani ismi Samet sanırım arkadaşın da 3-1 West Ham'ı yakalamış ki West Ham kırmızı kart gördükten sonra 3. golü de attı. Yani helal olsun diyelim. Biri de zaten yorum yapmış. Helal olsun diyerekten benden de bir helal olsun maşallah. Gruplarımızda Ağustos'un sonuna kadar kalacak bu arkadaşımız. Şimdi Molde Galatasaray'da yorumları yazarsınız. Instagram adresimiz Samet arkadaş da buradan ulaşsın. Ee, Kangal Bey buradan herhangi soru gönül şöyleri, gruplar hakkında bilgi, özellikle son günlerde ben şey derim Maçlar hakkında sorunuz varsa da sorabilirsin dedim. Herkes maç soruyor, kupon atıyor abi bu nasıl, kardeşim bu nasıl şeklinde. Sürekli kupon geliyor, ben de hepsini cevaplıyorum hızlıca zaten. Buradan ulaşabilirsiniz. Pazar günü ana kombinesi içeride ana kombinlerde çok güzel bir serimiz vardı. Bu cumartesi sonlanmıştı ana kombin serimiz. Fakat pazar günü ana kombine içeri aldık. Beşiktaş'ın ilk yarı galibiyeti Lans mücadelesinde var olarak da düz bir kombine yaptım. X06 gibi orandan pazar gününün ana kombinesini de içeri aldık. Değerlendirenleri tebrik edelim ve devam edelim. Yüksek misliler gün bir adet yüksek misli canlı yaptık ondan bahsedeceğim. Yani bu sezon ye yenilik olarak getirdiğim bir sistem diyeyim ben sizlere. Magdeburg'a 1500 misli önerdik maç önü. Ben şu sahadaki yüksek misli canlıdan bahsetmek istiyorum. Avrupa özellikle çok hoşuma gidiyor bu yüksek misli canlıda. Beşiktaş'ın skoru nasıl yattığını gördünüz zaten maç içinde baktıysanız. Kötü bir oyun vardı. 1-0'dan sonra e, ilk yarılarda biraz daha pozisyonlar kaçtı fakat sonradan çok fazla pozisyona yattı. Skora yattı. Ben 3.5 altın baktım. Avrupa'da bir 30 oranı var canlı olarak yüksek misli canlı olarak bir 30'dan verdim. Allah bereket versin. 3 lirayken ki çok da güvendiğim bir canlıydı. Bilmiş önerdim herkes alabilmesi şeklinde. Bu şekilde ilerledik. Pazar gününün raporuna baktığımız zaman da şöyle pazar günü dostlar 3 tane maçta fire verdik. Fire verdiğimiz maçlara bakalım. Chelsea'nin galibiyeti ki iyi başlamıştı. Sakatlıklar falan da oldu mağlup oldu. Frankfurt 1-0 yendi. Biz ev sahibi 1.5 küs vermiştik. Başakşehir'in de galibiyetiydi. Diğer maçlarımız başarılı. Bu 3 mücadelede nazarlık olsun. İlk haftalar bu şekilde kazalarda da olacaktır. Her zaman fullleyemeyiz diyemeyiz ki. Canlı maçlarda zaten elimizden geldiğince seri yapmaya çalıştık. Dün ben canlı serisinde 7'de 6 olarak devam ettirirken son verdiğim 2 canlı da başarısız oldu. 9'da 6 ile ben kendim canlıyı kapattım. Editör arkadaşlarımız da hem basketbol hem futbol canlı olarak da ilerlediğini belirtelim ve isterseniz maçlara başlayalım. Sizlerden ricam videolara beğeni desteğinizdir dostlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Rangers ile PSV. Dostlar ben burada ya yani PSV'nin favori açılmasını gerçekten doğru görüyorum. Neden? Oynamış olduğu futbol şu an Rangers'a göre bence iyi. Fakat burada Rangers tarafından konuşmak istiyorum. Şimdi Hollanda deplasmanına gideceksin bu maçtan sonra. Kadroda bazı isimler gitti. yerlerine yani yerlerini de çok fazla dolduramadılar açıkçası Rangers tarafı. Oynamış oldu futbol bence çok da iyi değil. Bunu belirteyim. Ama PSV'ye karşı sen ne yapacaksan kendi evinde yapacaksın. Yenecek misin? Kendi evinde yeneceksin. Gidip de PSV'yi Hollanda'da sen şu form durumundaki PSV'yi Hollanda'da yenemezsin abi. O yüzden ne yapacaksan kendi evinde yapacaksın. Gerekli riskler de alınacaktır. Rangers tarafına ben bir gol yazdım bir tane atarlar diye düşünüyorum kendi evlerinde. PSV'nin bu kadar formda olması zaten. Ben PSV tarafına direkt golü yazdım. Burada bir idealden var alınabilir. 1.41 gibi oranı var zaten. Var tercihinin. PSV tarafından şöyle düşünelim. Şimdi Rangers zaten burada. Ya PSV zaten hem hızlı çıkışlar hem giriş oyunu hem baskı. üç oyunu da oynayabilen bir takım PSV takımı. Şu anda kadrosu gerçekten yanıyor. Takım herkese 3-4 sallayarak da devam ediyor. Şöyle de bir düşüncem var. Eğer Rangers tarafı böyle yüklenirken ilk golü PSV bulurken, bulursa Rangers tarafından da bir gol beklediğimi söyledim. 2-1 skorla PSV galip gelebilir. Yüksek orandan da net basman 1.5 üstü oranı 1.92. Eğer yüksek orandan almak isteyenler varsa sisteme burada PSV net basmanla 2 gol bulabilir. 2 gol bulabilir. 2 gol bile bulabilir. O yüzden benim önerilerim bu yönde değerlendirecekler. Herkese bol şanslar. Rakov'la Kopenhag mücadelesi. Şimdi ben Rakov'dan bahsedeyim biraz sizlere. Rakov arkadaşlar tarihinde ilk defa geçen yıl Polonya'da şampiyon oldu. Polonya Ligi'nde ilk defa şampiyon oldu. Bu şampiyon olmayla birlikte işte şampiyonlar ligi playoff maçlarına katılmak geldi etti. Ve Karakov'da iyi oynuyor. Yani baktım Karabağ eledi. Ya yani oynamış olduğu takımlara baktığımız zaman da şöyle Karabağ elemesi biraz şaşırtıcı oldu orada. Şöyle de bir durum var. Karabağ ee, Karabağ'da zaten geçen yıla göre güç kaybetmiş bir Karabağ vardı. 2-3 tane oyuncusu, önemli oyuncusu kaybetmişti Karabağ. Yani burada Kopenhag'a karşı ne yapabilir? O önemli. Ben burada şimdi Kopenhag'da oynayacaklar. Kopenhag'da iyi başladı kendi liginde de. Ee, İyi bir başlangıç yaptı. Avrupa'da da aynı şekilde devam ediyor. Genellikle gollü maçlar oynayaraktan da bilinir Kopenhag takımı. Savunma kültürü pek olmayan bir takım Kopenhag takımı. Rakovlu oynayacaklar. Biraz kapalı kutu bir mücadele. İkinci maçta Kopenhag tarafına yüklenebiliriz. Fakat bu maçta ben herhangi bir taraf tercihine de gitmedim. O yüzden tek tercih yaparaktan da mücadele genelinde toplam gol alı 2-3 gol bekliyorum. 1-78'de bunun oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar tek tercihimdir. Molde ile Galatasaray mücadelesiyle devam edelim. 23'ünde geçtik. Sizce bu maçın maç konu sizlere sorduk. Ne olur diye yorumlara yazabilirsiniz. Molde tarafında dostlar hızlı bir oyun bekleyebiliriz. Molde tarafında bu arada Martin Lines var. Tanıdık bir isim. Ee, sanırım 4-5 sezon Galatasaray'da forma giydiğini de söyleyebiliriz. Molde'nin avantajlarından bahsedelim. Şimdi Galatasaray takımı tam olarak bir hazır olmadığını sizler de biliyorsunuz ki hafta sonunda oynamış olduğu derbide zaten ben Galatasaray tarafına yüklendim ve Trabzon'un durumunu biliyordum. Oynayamıyordu. Geçen hafta da izlemiştim. Galatasaray'ın ne kazanması gereken bir takım varken burada kazandı. Yani kart büyük golcü abi. Kim ne derse desin çok büyük golcü. Molde tarafı ligi açık ve uzun zamandır oynuyor. Galatasaray'a göre biraz daha tempo tutarak da daha hazır bir görüntü verebilirler. Ama kalite farkı olarak tabii ki Galatasaray'ın daha kadro kalitesi olarak haliyle daha kaliteli olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. O yüzden Galatasaray tarafından ben bir gol bekliyorum. Molde atar mı diye beklerken de Molde'de ne yapacaksa kendi evinde yapacaklar dediğim için burada Molde'den de bir gol beklenebilir. Bu mücadele ideal olarak var tercihini bir alabiliriz. Aldık mı aldık. Ondan sonra yüksek orana baktığımız zaman da Galatasaray'dan şöyle bir deplasmanda da olsa Molde tarafını iki gol atabilir mi? Çünkü Molde çok yükleyecek. Arkaya atılan toplarda özellikle Kerem ve Icardi. Kerem de sanırım en çok asistini bu zamana kadar Icardi'ye yapmış. zaten genç bir oyuncu. Yani Kerem o Icardi bağlantısı gerçekten iyi çıkartıyor. Geçen maçta da oldu ve 2-3 tane de güzel deneme vardı. Deplasmanda da olsa Galatasaray'ın burada atacağı iki gol. Yine 2-1, 2-2 ayranında bir maç geçebilir. İdealimiz vardır. Yüksek orandan da Galatasaray'ın 2 gol 1.93 gibi orandan. Yine ben biraz şu skora yakınım. 2-1 Galatasaray galibiyetine biraz daha yakınım. Skor olarak da değerlendirecekler. Bol şanslar. Maccabi Ayfa ile Young Boys mücadelesi. Garip bir eşleşme. Güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum bu maçta da para kazandırır gibi geliyor bana iddia. Yani gollü bir maç geçme ihtimali var. Özellikle Makabe Ayfa'yı ben sürekli değerlendiriyorum. İçeride dışarıda her türlü değerlendiriyorum ki takım gerçekten takım ruhunu 4-4-2 şeklinde çıkıyor. Ve iki forveti iyi bir şekilde besleyebiliyor. Gol bulma yolunda herhangi bir sıkıntısı yok. Young Boş tarafına baktığımız zaman da onların da zaten hem Avrupa tecrübesi hem şampiyonlar ligi tecrübesi bir aylı fazla olan bir takım. Yıllardır neredeyse her sezon katılıyor veya bir yerlerde eleniyor elemelerde. Sürekli bir Avrupa'ya katılıyor. Şimdi dostlar benim beklentim şu yönde. Tabii ki bir var tercihi burada alınabilir. Yani iki takımdan da gol bulabiliriz. Bundan da en fikrim. E, KG var idareden alınabilir. Fakat Nakabe Ayfa'nın ben kendi evinde kolay kolay yenileceğini de düşünmüyorum. Var tercihi okeydir ama 2.5 üstünde 1 de burada sizlere 3.15. 3-15 gibi orandan bu skor e, Makabe Haifa kendi evinde gol değer. Hoyong Boys'ta tabii ki fakat mücadeleyi de kazanma ihtimali de var. O yüzden 2.5 üstüne birin oranda 3-15'lik gibi orandan yüksek orandan sizlere öneririm. Gelelim rolling mücadelemize. Dostlar Braga'yı da Pan, -Pan, -Pan da iz izledim. Özellikle Pana'nın ilk mücadelesini şeyde izledim. Özetini izlemiştim Marsilya maçıyla. Şaşırmıştım yani beklenenin üstünde bir oyun vardı ki oranda Marsilya'nın o zaman 1.80 oranı vardı dep basmanda. Dedim yani bu oranı Marsilya'ya biraz fazla mı açmışlar acaba diye düşünürken Pana gerçekten iddia benden iyi biliyormuş Pana'yı. İyi oyun oynadı ve maçı da kazanmasını bilmişti. İkinci maçta Marsilya çok ezdi. Kaçan pozisyonlar kalenin dibinden 6 pastan kenardan ortalar Marsilya çok ezdi. 2 0a ne de geçti. O maça yüksek hatta 3'ü attı iptal oldu falan. Sonra 90 artı 6'da mı ne? Bir tane 90 artı 4 veya 6'da penaltı oldu. Bayağısını izledim o mücadelenin. Bir 60-70 dakikasını izledim. 2-1 oldu uzatmalar, penaltılar falan derken atladı buraya geldi. Braga ile oynayacak. Şimdi Portekiz'de oynanacak bir karşılaşma. Braga. Braga'nın da kadroya baktığımız zaman da bazı eklemeler var. Zalazar mesela geldi Şalke'den. Genç yetenek şeklinde aldılar. Onun dışında çok fazla önemli giden de önemli gelen yok Braga tarafında. İyi oyununu oynayan bir Braga var ki Baktığımız zaman da şu Macaristan temsilcisi Bacca ile oynadıkları maçta da özellikle ilk mücadelesini izledim ben. İlk yarıyı önde kapatmıştı 2-0. O mücadeleyi izlemiştim. Güzel de canlıdan kazanmıştı. Hem maç da vardı. Dostlar ben burada Braga'nın galibiyetini bekliyorum. 1-50 gibi orandan da Braga'yı bu oradan sizlere öneriyorum. Bonik mücadelemiz de budur. Rolling ekrana gelsin. Dostlar Rolling şudur. Mesela 100 TL ile veya 250 TL ile. Ben 250 TL ile başladım. Gelirse bilmem 375 TL mi ne paramız olacak mesela. Gelirse ikinci rolling seviyesine de 375 TL basacağız. Ha ikincisi geldi. 375 TL'yi o maça basacağız. 600 oldu. 600 geldi. 600'ü basacağız. 1000 oldu. 1000 lirada falan bırakırız gibi düşünüyorum. Rolling bir hayırlı olsun. Tek maç olarak almak isteyenler de alsın. Onun dışında yanından Makabe Ayfa'nın varını da koyup kombineli yapabilirsiniz. Galatasaray'ı da tek de alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde Rolling başlatmak istedim. Youtube'da değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.